Fenerbahçe'de şimdi haberini verdik. Bir, iki, e, Ceko'nun da bugün açıklamaları vardı. Şimdi Fenerbahçe artık yeniden bir değişikliğe gidecek gibi duruyor. de giderse. Demek oluyor ki bir stoper ihtiyacı var. Olacak, alacaklar. E, belki Zaits'in ayrılma ihtimali olabilir, hı hı. bilemiyoruz. E, Ebat Şuhayi için... El Şabap Kulübü yanılmıyorsam El Şabap mıydı El Şabap Kulübü? Bugün Onur Özkan söyledi takım gazetesi müdürü. Belki Arabistan'a gitme ihtimali var. Daha iki aylık bir zaman var. Transferin bitmesine hatta 70 gün. Fenerbahçe yeniden mi sil baştan yapacak? Yani yeniden mi her şeyi dizayn edecek? Yani şöyle e, takımda bazı oyuncular için Gidebilir mesajı ya da bazı tekliflerin kabul edilebileceğine dair oyuncularla konuşmalar yapılmıştı. Bunu sevgili Ahmet Selim Kul da sık sık söyledi zaten. Bazı oyuncuların ayrılmasına izin verilecek. Bunlardan birisi Atilla Zalai'di. Hatta ben ayın 28'inde tweet atmıştım. Osay, Zalai, Crespo, Serdar Dursun, Joao Pedro, Joshua King bu isimlerle ayrılık olabilir. Olmasını da bekliyorum açıkçası. Arda'nın kalmasını da beklemiyordum. Zalay de şaşırtmaz. Çünkü bir, Luan Perez sol stoper normal koşullarda. Evet, Marsilya'da sol bek olarak da oynatıldı. evet, Fenerbahçe'de de üçlü savunmanın sonunda ve dörtlü de sol bek olarak oynatıldı. Ama Luan Perez bir sol stoper. O yüzden Luan Perez'in birinci sol stoper olarak oynatılması bekleniyor. Ee, Atilla Zalai'nin geçen sezon hem çok oynaması, çok yorulması hem de form düşüklüğü biraz dikkat çekti. O yüzden gelen tekliflere biraz daha ...dikkatli bir şekilde yaklaşılacak. Osay Samuel için aynı şey geçerli. Şimdi yerli bir, yabancı bir kaleci arayışı olduğu için... ...yerli oyuncu e, statüsünü de ayarlamak gerekiyor Fenerbahçe açısından. Geçen sezon sorun yoktu. Çünkü 4-5 bazen 6 tane Türk oyuncuyla çıkıyordu Fenerbahçe. E, bu sezon aynı şekilde olmayacak. Çünkü bir sağ stoper, yabancı bir sağ stoper bakılıyor. Tekrar VK'nın üzerinde e, bir yoğunlaşma söz konusu... ...Devray'ın anlaşmamış olması... E, kafalarda soru işareti yaratıyor. Çünkü orası da Inter'de bir sağ stoper arıyor. E, yani oraya bir yabancı gelecek. E, Luan Perez de yabancı. E, sol bekle bence Oster e, hoca evet seviyor o tür profilleri ama bir sol bek geleceğini düşünüyorum. E, sağ bekle Mert Müldür'e teklif yapıldı o yerine. Evet birçok şey değişiyor. Orta saha Crespo'da henüz anlaşma sağlanmadı. Miyazaki meselesi bence olumlu bitecek. Ben öyle görüyorum en azından. E sağ öne bir oyuncu alınacak. Sol öne bir oyuncu alındı Bir tane daha alınması söz konusu. Eee Bachoui meselesinde Bachoui şu, şu an için Türkiye'de ve Fenerbahçe'de memnun. Evet teklif var. Evet e, gitmesi söz konusu olabilir ama hani şu an için o gidebilir, ayrılmasına izin verilecek isimler arasında olduğunu söylemem çok doğru olmaz. Atilla Zalay, Osay Samuel, Crespo mesela ayrılığa daha yakın. Eğer teklifler kabul edilebilir Tabii. seviyede olursa. Kartal. eşim diyor ki Yusuf. Yani daha doğrusu Yusuf'tan herkes öyle. Yani bir daha mı başka bir Fenerbahçe izleyeceğiz yani? Aykut bir daha başka bir Fenerbahçe izlemeden öte. E zaten başka bir çok affedersin abi sözüne girmiş oldum ama geçen sezonki futbolu izlemeyeceğiz yani İsmail Kartal'da. Farklı bir futbol olacak. Başka oyuncular yine. Şimdi başka bir Fenerbahçe izlemeden öte acaba nasıl bir savunma izleyeceğiz? Bir de o var. Şimdi Fenerbahçe Kim Minji'nin yerini bir kere nasıl dolduramamıştı? Bunu sezon boyunca gördük. Savunmanın yaptığı hataları. Yani Kim yerine kaç tane oyuncu aldınız bir tane Kim Minji'ye etmedi. Şimdi Salahi olayına öyle bakmak lazım. Şimdi Atala, Atilla Salahi evet zaman zaman hatalar yaptı. Hı hı çok bir kere çok oynadı. Yani o hata yaptığı hataları ben yorulmuş da e, dayandırıyorum. Çünkü e, hocanın da elinde o bölgeyi kaldırabilecek birinci aday bence Salaiydi. Ben de beğenenlerdenim üstelik. Şimdi e, fiziki anlamda oyuncu düşünce e, ister istemez böyle bir e, tabii ki acabalar oluşmaya başladı kendisi hakkında ama ben olsam belki İsmail Hoca da böyle düşünüyor. Ben olsam Salahi'yi bırakmam. Siz şampiyonla oynuyorsunuz. Artık e, oturmuş bir oyuncunuz var. Türkiye şartlarını çok iyi biliyor. E, savunma savunmada bence iyi işler yapıyor. Yanına onu e, zaman zaman yedekleyebilecek kapasitede bir tane stoper alabilirsiniz ama Salai eğer kulübün şartlarına uygun bir şey bonservis getirmeyecekse ben olsam tutarım. İsmail Hoca ilk geldiğinde Zala'yı kesmişti. Onu da hatırlatmasını yapalım çünkü önemli. Şimdi Atilla Zalay ben de katılıyorum Kartal abi. Geçen sezon hiç dinlenmedi. Hepsini oynadı yani. Çok acayip bir e, tempoda oynamak zorunda kaldı. O hataların çoğu belki ondan kaynaklanıyor olabilir. Savunma çok değişti Fenerbahçe'de. Bir ortada oynadı, bir solda oynadı, bir üçlü oynadı, bir dörtlü evet, oynadı. Tabii tabii. tabii. Yani Kim Mince'nin yanında oynamak da başka bir stoperin yanında oynamak da ayrı bir e, fark. Çünkü Kim Mince yanında oynayan stoperi de yücelten bir isim. Bunların hepsini faktör olarak ortaya koyabiliriz ama geldiğinde de Serdar Kimmince'ye oynattı. Atilla Zalay'ı çok fazla tercih etmedi İsmail Hoca. Ligin son bölümünde Fenerbahçe'ye geldiğinde. Onu da hatırlatalım. Belki de hoca da Belki hocanın sıcak bakmıyordu. Olabilir. Onu da olabilir. Bilmiyoruz. Yani ben bilmeden konuşmayayım ama şunu söylemek istiyorum. Eğer siz Salah'ı gönderip yerini dolduracak doldurmanın da ötesinde çok daha iyi bir stoper alamayacaksanız Salahay'ın gitmesine hiç gerek yok. Şöyle bir durum var Kartal o abi. Söylüyorum. Doğru söylüyorsun. Luan Perez ve Salah ikisi de sol ayaklı stoper olduğu için birbirinin ikamesi gibi düşünebiliriz. Orada Luan Perez ana hatta olacak stoperde. Belki bir yedek oyuncu oraya düşünülebilir. İki tane sağ stoper var yerli. Serdar ve Samet. O konuda da belki bir ayrılık da söz konusu olabilir. Elinde Emir Ortakaya diye çok çok potansiyeli yüksek bir genç oyuncu var. Bence değerlendirilmeli nasıl Emin Bayram Galatasaray'da bu sezon zaman zaman forma şansı buldu. Emir de bulabilir. yani o stoper rotasyonunun yeniden şekillenmesi söz konusu. Ama sonuçta şuna geliyorum hemfikirim. Kim Minci'ye ayrılığı sonrasında elde edilen meblağ ve tercih edilen oyuncular Fenerbahçe'ye belki de şampiyonluk yolunda eksi olarak yazdı. Çünkü Fenerbahçe attığı goller ya da atamadığı gollerden değil daha çok yediği gollerden dolayı şampiyon olamadı geçen ya sezon. Bu sene Fenerbahçe'nin ne yapıp yapıp çok kaliteli. 10 numara bir stoper alması lazım. Bakın her şeyden öte. 10 yani. numara stoper 15'ten başlıyor. A, alacak 15, Aykut. 15 biraz. Bak, bilmiyorum 15 yani 15 biraz. mi olur 20 mi de, Hadi 9 tamam. Bak alacak. 8'de. Şampiyonluk istiyorsa, Avrupa'da bir şeyler yapmak Doğru istiyorsa almak zorunda. Kim Aynı şey işte Evet Beşiktaş için de geçerli. Bak Beşiktaş geçmişte Oraya bunları gelip, yaptı. Konuşuruz. Bunları yaptı. İşte bir Pepe ayarında bir stoper alması lazım Fenerbahçe'nin. Bir lider olması gerekiyor. Lider olması lazım. Çok doğru. Lider olması lazım. Yaş önemli değil. Bakın ya 30 34 Fakat olsun, 35 onu olsun. Onu burada sen tespit ediyorsun. Yusuf Kenan tespiti İsmail Hoca etmemiş. Herhalde etmiştir. İşte, yani yani zaten evet. ya tabii ki iş yapamayız ama Ama çok iyi bir sağ stoper bakılıyor onu söyleyeyim. Yani profil alması olarak lazım. senin söylediğin daha, lazım. daha lider olan, İsim savunmayı olacak, toparlayabilecek marka. Yani, marka evet. olacak. Teledit olmayacak. Bir de biraz daha hızlı. Yani tabii çabuk olabilir. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rakip yarı sahada çok fazla oynayan takımlar. O yüzden arkada biraz daha fazla boşluk bırakıyorlar diğerlerine nazaran. Ama geçen sezonki kadar ileride olmayacak savunma hattı. Onu da söylemiş olalım. E, tabii geçen sezon ee, oyun sene tarzı zaten. geçen sene gibi olmayacak Fenerbahçe'nin. Biraz daha farklı olacak. Topa muhtemelen daha fazla sahip olmaya çalışacak. Daha fazla set hücumu deneyecek. Yani İsmail Hoca'nın oyun temposu, oyun tercihleriyle Jesuson'un oyun tercihleri de savunma hattı profilini Farklı kurmayı Kesinlikle, maalesef canım, öyle e, gerektiriyor. Orada Defray gibi, Bekao gibi biraz daha tecrübeli, biraz daha sert. E, hani Hem birebir de sert hem de hani hava toplarında etkili bir stoper bakılıyor. Ben Defray'ı tercih ederim açıkçası Bekao ile kıyasladığımda ama tabi hocanın belki farklı ihtiyaçları, farklı talepleri vardır. O konuda da tamamen e, hoca tercihi en doğrusudur. yani Eğer teknik direktör getiriyorsanız onun tercihini almak zorundasınız. Doğru. Hadi Batı Şahı satıldı diyelim. Ceko 1, Serdar Dursun 2, Kanat Forvet hadi King'i de söyleyelim 3. Hadi Cevap Pedro'yu da söyleyelim 4. Hadi Emre Mor'da değil mi oradan girip gol atmışlığı var 5. Baya... Yani Kent. Yani o, hat. Hadi İrfan Can'ı da yazalım hadi. Kent'i Onu da de yazabilirsin şu an. Onu da yazalım. Kent de var doğru. Zaha da, da gelecek. Zaha da gelecek. 6, 7, 8 tane yani şimdi onu Topa vuran, kaleyi gördüğümü, golü düşünen Zahra oyuncusu. Zaha da gelirse zaten tabi yok. Ok ok orada bir sıkıntı olacağını şöyle, düşünmüyorum. Şöyle ayırmakta fayda var. Joao Pedro özellikle İtalya'da daha fazla piyasası olan ve ayrılmaya yakın oyuncu. Joshua Kick biraz daha sıkıntılı o konuda. Belki orada bir kiralık hamlesi olabilir. Çünkü onu birebir hemen isteyen oyun takım yok. Serdar Dursun'a hem yurt içi hem yurt dışından çeşitli teklifler oldu. Serdar bugüne kadar gelen bütün teklifleri reddetti. Çünkü istediği maaşı vermiyorlardı ama ben Serdar Dursun'da kalmasını beklemiyorum. Oradaki sıralama şu an şöyle merkezde. Ceko Batçuay'ı Umut Nayır şeklinde olacak. E, Batçuay'ın ayrılması durumunda çünkü İsmail Rücabası toplantısında onun biraz şifrelerini de şöyle verdi biz dedi merkezde tek e, forvetle oynuyoruz. Benim tarzım 4-2-3-1 ya da 4-3-3 şeklinde. E, zaman zaman belki ikili forvet oynatabilirim dedi. E şimdi Batshuayi'nin süresi azalacaksa belki oradan bir ayrılık süreci doğabilir ama sanmıyorum. Ben yine söylüyorum şu gün iten yani bu saat itibarıyla Batshuayi ben gideceğim bana çok iyi teklif var tarzında bir yaklaşımda bulunmadı. Tam tersi Fenerbahçe'de yani şu ana kadar gelen teklifleri değerlendirmeseniz ben memnunum hayatımdan dediğinde söyleyebiliriz. Ben Batu ile bilmiyorum yollarında çok ayrılma ihtimalini yani yönetimsel anlamında olacağını düşünmüyorum. Yani özellikle başkan, Yok, gayet evet, memnunlar. Yani işte onun için diyorum başkan nezdinde ben Ali Koç'un, e, Sayın Koç'un Batu göndereceğini düşünmüyorum. Yani hocadan ekstra bir talep gelirse bu benim sistemime uymuyor. Gerek ya yok kontenjanı fazlalık. boşaltın derse o ayrı be. ama ben İsmail Hoca'nın da elinde Batsayi gibi e, bir yedek gücün olmasını isteyeceğini düşünüyorum. Yani tabii ki bu takımın önümüzdeki sene birinci ismi Zeko olacak ama onun dışında Bassaide artık tecrübeli bir oyuncu. Bir yani 30... Zaman zaman kaç maç oynayacaksın yani yaşı da gelmiş durumda Zeko. Yani, yani 37 yaşında. Evet. Yani bütün 38 maç oynayacaksın artı Avrupa maçları falan yani sadece Zeko ile olacak iş değil bu. Doğru. O yüzden Bassai gibi striker golcünün yani tam bir golcünün olması lazım bahsettiğimiz isimler işte Zaha, Kenar yani santrafor değil ki. Doğru. Kenar oyuncusu. İşte Kent, kenar oyuncusu, Emre Mor kenar oyuncusu. İrfan öyle. İrfan, İrfan öyle. hadi yani. kenar bile değil... orta saha oyuncusu o da... esas şeyi yani. Evet. Ee, onun dışında Fenerbahçe'nin eğer Batsay'a giderse elinde tam böyle santrafor sayılacak bir oyuncusu kalmıyor. Ben onun için İsmail Hoca'nın bırakacağını düşünmüyorum. Ha Umut Nayır olacak gibi herhalde büyük ihtimal. Ee, bitiyor. Ya biterse o bir iyi bir alternatif olur. Ya imza e, kağıt üzerine imza'yı görmeden bitmedi bu transfer yani meseleleri bilmiyorum şey ama bitmedi. Yani evet olacak gibi duruyor. Ama Umut Nayır olursa da ne olacak? Yani şimdi sen diyorsun Serdar var ama Serdar gitmek istemiyor. Ben ne yapıp yapıp o Serdar zaman Serdar gitmek istemiyor. Evet. Ser bence yolları ayırdı. İsmail Hocam ona çok şans vermişti ya. Evet ama Peki, onun bir umudu olabilir ama işte piyasası çok var yani. Var, Türkiye'de birçok kulüp istedi Serdar'ı, devre arasında da isteyenler oldu. Şimdi Almanya kulüp Alman kulüpleri Almanya'dan kulüpler istiyor. Hertha'nın istediğini biliyoruz, Darmstadt'ın istediğini biliyoruz ama işte maaş skalası biraz yüksek. O yüzden o beklentiyi karşılamadan şimdi, gitmeyecek gibi. Bir ile ilgili bir haber geldi. Söyle. WhatsApp'tan. Söyle. İsmini vermeyeceğim. Eee söyleyenin. Umut'la anlaşılmış. Yani Fenerbahçe Umut'la anlaşmış ama Eyüp Spor bonserviste sorun çıkarıyormuş. Ha. Duyulan o. Yani yüksek bir bonservis yani rakamı para, para istiyor. Evet yani. para istiyormuş. Yani daha önce Eyüp Başkanı Sayın Murat Özkan Bey'di galiba yanılmıyorsam soyadı. E şimdi